Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Outlast'ın 5. bölüme sizlerleyiz. Yani cidden oyun artık böyle baya bir geriyor. Ya yani çok böyle korktum söylenemez ama gerici abi ya. Müzikleri özellikle çok gerici. Neyse bakalım bu 5. bölümde bizleri neler bekliyor. Hatırlarsınız en son karşıdan karşıya atlayayım derken kamerayı düşürmüştük abi. Karakterimiz valla çırılçıplak kaldı diyebiliriz. Kamerasız hiçbir şeydi yani. Bakalım. Evet, tam olarak şurada düşürdük kamerayı ve kameram yok şu an. Yere göre karanlıkla vermek için kameraya ihtiyacım var. Aşağı mı ineceğim? Kamerayı da şuraya düşürdük. Burada da adamlar geziyordu. Geliyor. Vallahi biri geliyor. Sıkıntı ya. Aydınlığı takip edeceğiz. Manyak psikopat ya. Orada da biri var bak. Dayı selamünaleyküm. Benim kamerayı gördün mü ya? Kendine aydınlık. Aa, kameram. Alsana kamerayı. Kameramız kırılmış arkadaşlar. Buradan çıkamıyoruz değil mi? Kaç kişisiniz oğlum lan?
Kanka hiçbir yer yok ki. Ben nereye gidebilirim? Hanedeki şuraya saklanayım. Yani gidecek bir yer yok. Mal gibi olduğum yerde dönüp duruyorum. Hiçbir şey yok burada. Üçüncü kata çıkmanın bir yolunu bul diyor. Nasıl bulacağım abi? Nasıl bulayım yani 3. kata geçmenin yolunu? Aa bak, kamerayı alıyorum. Enayiler sol tarafımızda bekliyor. Kameramız kırık. Kaç bak, burada run. Bak şunu bir kapat. Ya kafasız ya. Şunu da üzerine kapat. Biraz da olsa oyalarız, bir 20 saniye falan. Yani burası kilitli. Orası çıkmaz. Burada bir şey var bak. Buradan gideceğiz. Burası da kapalı. Şuradan çıkıyor mu? Tamam. Tamam, indiğimiz yerden geri çıktık. Kaydediliyor. Kameranın... Ben niye kamerada diyemiyorum ya? Kameranın kırılması hiçbir şey, iyi bir şey değil ya. Göremiyorum ya. Ya oradan oraya atlayamayacak kadar salak mısın karakter? Ya oradan atlamıyor ya da atlayamadı. Bir kere daha deneyeceğim. Atlanmış, atlanıyormuş demek ki. Vallahi görüş net değil arkadaşlar ya. Baksana sol tarafı kırılmış. Şuradan gidip şu kapıya mı varacağız yoksa ya? Buradan atlayamam buraya.
Yok. Tamam. Anladım, tamam. Heh, tamam. Yönetim bloğunu küpeder Mert'in. Oğlum az önce erkekler tuvaleti dedi. Sonra kadınlar koğuşuna geçti. Bu herif psikopat ya. Bura kapalı ama kan izleri buradan gidiyor. Baksana görüş net değil ya, kamera kırık. O alan ne güzel yer. Abi sanki biri geliyor ama. Sakin oynayacağım. Ağır diye ben ondan hızlı koşuyorum diye arkasına doğru kaçmak istedim ama yukarıda bir havalandırma gördüm. O havalandırmadan girmemiz lazım ama önce... Oh. Kamera gitti sandım. Bir dakika lan. Neredeyiz? Tamam tamam doğru yerdeyiz. Şurası işte evet. Tamam. Oğlum bu canlanacak. Tipe bak. Aa başladığımız yere geldik. Hayatımız yemin ediyorum var ya, anahtar aramakla geçti ya. Dinlenme salonundaki anahtarı al. Abi bu şarkı hiç iyi değil ya. Bazen bir piyano bile sizi korkutmaya yetiyor.
Abi yine manyağın biri önümüze atlayacak ya. Orada biri var lan. Oturak biraz sinema izledik. Yeter bu kadar. There was no alteration to the footage at all, no trickery. None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed. Solda bir kapı açık. Tamam, kanı takip ediyordu zaten bizi. Bizim adam buralara geldiğine pişman oldu valla. Açamıyor mu? Bir kere daha deneyeceğim. Tamam, açamıyoruz. Deli aşağı gitti. Biz buraya geldik, kapıyı açmış. Üçüncü kata mı ineceğiz şimdi? Peder, burada da yoksan var ya senin o kel kafanı kopartırım peder. Sabit dur lan. Anahtarına başlayayım seninle. Her şey için anahtar gerek. Wall Rider'ın sesini duyuyor musun?
Dayıcım manzara nasıl? Ara 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 dur şimdi. Yanlış yere mi gittik? Ne yapacağız lan burada? Nasıl yani? Şey yapılmıyor galiba burada ya. Namaz mı kılıyor lan? Pederi gördün mü dayı? Oğlum ne yapıyorsunuz hepiniz? Wall Rider'a mı çalışıyorsunuz? Kanlar biz buraya gitti arkadaşlar. Tanrım bir şeyden nefret ediyorum diyor mu? Malafatlılar bunlar işte bak. Aa pederi buldum. We will join the wall rider in just a moment. Oha. My job. You alone shall escape the Talpa. Altı yazıyı açtım bu arada. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Malafatlı adamlar bile pedere çalışıyormuş. Aaa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 
Peder Martin'in tutkusu diyor. Peder Martin'in İsa Mesih olarak bok yolu İsa Mesih olarak bok yoluna ölmesi için gönderilmesi inanamıyorum. Ve onu özleyeceğimi de hiç sanmıyorum. Ne? Cinayet. Doğru söylese bir çıkış yolu buldum. Evet, şu kafamdan o karalı yerleri düzeltmeye çalışıyorum. Bir çıkış yolu şayet doğruyu söylüyorsa bir çıkış yolu buldum demektir. Ve anlatacak bir hikaye benden İncil'ini yaymamı istedi. Tüm lanet dünyaya anlatacağım bunu. Aga beni niye kapatıyorsunuz? Eyvallah aslan! Vay be peder. Şu herif ölecek mi acaba? Çok merak ediyorum ya. Ne yapacağız? Asansörü gördüm ama. Allah'ın hayvanı ya. Peder Martin. Allahsız peder, ne hallere soktun beni be. Şu hayvanın, hayvan diyorum, canavar da değil, hayvan ölmesini dört gözle bekliyorum abi. Thank you.
Galiba doğru yolu yanlışlıkla da olsa bulduk. O kadar şanslıyım ki valla bile isteği yapmadım ha. Doktor öldü. Peder Martin öldü. Wild Rider zaten hayalet. Ona bir şey yapamayız. Bir bu herif kaldı ya. Ana kata götür beni. Bayağı aşağı indik arkadaşlar. Ne kadar yukarı çıkmışız lan biz. Başka bir yol bu. Aa, tünele geldik. Zemin kat bura. Aa, askerlerin öldüğü yer. O canavarın burada olma ihtimali yok kanka. O kadar aşağı hızlı inemez. A bloktayız. Laboratuvar burası da. Kaydedildiğine göre bir şey olacak buralarda. Aa, çık şurada. Wild Rider işte. Bu neden bana vuruyor? Aa, Wild Rider da bizi öldürüyormuş lan aslında. Ben bunu bir hayalet sanıyordum. Böyle psikolojimizi bozan, bilinçaltımıza giren bir hayalet, bir varlık sanıyordum ama bu gerçekten de bizi öldürmeye yetiyormuş. Wild Rider öldü şu lan. Aha! Ben bu Wild Rider'a çalışıyor sanıyordum. Asker miymiş lan o? Ne göte mi döpüştü? Ölümü böyle oldu. He işte. İşte ölümü böyle oldu. Tüm organların içinde parçalandı. Kemik iliğinin beton bir duvara sıçradığını. Bir beton duvarı sıçradı. Un ufak oldun. Cehenneme gittin. Chris Walker. Chris Walker'mış ismini. Tanrı bana yardım edecektir. Fakat umarım senin için bir şansın olmaz. Senin ikinci bir şansın olmaz. Yani yazılar o kadar eğrik büğrük yazılmış ki gerçekten. Oğlum oha ya. Geri mi gideceğiz şimdi? Yüzünden mi?
Bana bakıyor, belki de babası olduğumu sanıyordur. Beni gerçekten seviyor zavallı sersem. Yok, bilmiyorum. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic connection, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him. Murder Billy. Turn off his life support. His anesthesia. You. Lan siz yapıyorsunuz, düzeltmek bize kalıyor be. Kimi öldüreceğim abi? Billy'i mi öldüreceğim? Aç kapıyı. Kapattı, daha da giremiyoruz. Kan izleri buraya götürüyor bizi. Tamam, şu an gerçekten tek rakibimiz Wild Rider kaldı arkadaşlar. Ana laboratuvar. Hayaletin yüzüne kapıyı kapatmak kadar keyifli bir şey yok. Nasıl yani kanka? Ne yapacağız ki? Ana laboratuvar demek ki karşımıza çıkıyorsa gittiğimiz yerde bu adam. Çok yaklaştık sona arkadaşlar. Ya yani ben 9-10 bölüm demiştim ama daha kısa sürecek gibi duruyor. Ne saçmalık abi ya. Kardeşim bak, havalandırmadan çıkıyorum, dönüyorum, adamın karşısına çıkıyorum. O zaman havalandırmayı niye koydunuz? Bu aletten bizim zaten kaçma şansımız sıfır. Neyse, şöyle yapacağım o zaman. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar, bir fake atıp dümdüz devam edeceğim. Bak. Bak. Evet, direkt git ya. Gel. Biri neredesin Biri? Abi bir daha yukarı mı çıkacağız? Oha. Şuna bak ya. Bu öttüğü zaman Wall Rider geliyor demek oradan galiba.
Ha, laboratuvara geldik. Yaşam destek sıvısı deposunu manasını kapat. Bu ne kanka? Mikroforenjik motor odası uyarıları diyor. Bak diyor ki yaşam destek sıvısına gelen tamam. Bu ne? Modern Prometheus. Frankenstein bir derece modern Prometheus. Mary Shelley tarafından 1820'ler Fatih Koyan'a öğrenmişler. Boş. Boş. Döndürme diyor. Ney? Görev alt laboratuvar jeneratöründen gelen elektriği kes. Alt laboratuvara gideceğiz. Arkamda şu an büyükler. Kanlar bizi götürüyor zaten. Parmağım yok ki. Bitireceğiz, sakin olun. Biraz ölüyoruz evet ama. Olmadı, bir kere daha deneyelim arkadaşlar. Ondan sonra diğer bölüme kalsın. Ayağımda kan izleri var, baksana. Devam izni. İşte bu dokümanlar bizim araştırmamızın şeyi olacak arkadaşlar.
Evet. Burada bitirelim. 5. bölümde bu şekilde olsun arkadaşlar. Uzun mu oldu, kısa mı oldu bilmiyorum. Tam heyecanlı yerinde bırakıyorum ki bu biraz uzayacak gibi. 5. bölümde bu şekildeydi. 6. bölüm için güzel bir like atın arkadaşlar. Kanala da aşağıdan abone olmayı unutmayın. Çok yakın bir zamanda bitecek oyun yani. Çok yakın hissediyorum. 6. olur, en geç 7. 8. bölüm olur. 9'u bile görmez. Çünkü bir Wild Rider kaldı yani. Chris Walker öldü. O şişko. Bizim canavar dediğimiz. Peder Martin öldü. Şimdi Wild Rider kaldı. O da bizim zaten peşimizde. Yani onu öldürmeye çalışıyoruz. Yaşam sıvısını kesiyoruz. Elektriklerini falan, her şeyini, böyle jeneratörleri kapatıyoruz ki bir şekilde yaşam desteğini kesip bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ondan sonra zaten raporlarımız da full aldık. Dokümanları cebe koyduk. Notları da cebe koyduk. Onu öldükten sonra kolay bir şekilde hapishaneden, düzeltiyorum, akıl hastanesinden çıkacağız ve oyunu da bitireceğiz diye düşünüyorum. 5. bölüm bu kadardı. Dediğimiz gibi like atıp kanala abone olun ki 6. bölümde neler yaşayacağımıza sizler de benimle beraber şahit olun. O zaman yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.